Herkese selamlar arkadaşlar. Dayağın diyarı, dayağın dayak olduğu, dayağın en güzel şekilde işlendiği ve dayağa ciddi şekilde yaklaşıldığı Furkan Derbazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta görmüş olduğunuz üzere bu sefer ciddi anlamda sıkıntılarımız var arkadaşlar. Doğan Yıldız bana da meydan okudu. Evet. Doğan Yıldız kimdi? Ufak bir hatırlatma yapalım. WBC, WBO, WBA, IBF, IBO... Bütün kemerlere karşı meydan okuyan ve dünyadaki bütün kemerleri isteyen, karşısına kim gelirse ona meydan okuyan ve meydan okumaktan asla vazgeçmeyen yerli ve son zamanlarda ürettiğimiz en meydan okuyucu dövüşçülerimizden bir tanesi Doğan Yıldız. Nasıl oldu bu hikaye? Birazcık size anlatmak istiyorum. Tabii biliyorsunuz bizim salonumuzda da kemerler var. Doğan Yıldız da bu kemerlerin kokusunu aldı. Bir baktık telefonumuz çalıyor. Doğan Yıldız bize ulaşmış. Alo, alo. Hemen kendini tanıttı. Ben Doğan Yıldız dedi. Tabii beni ilginç duygular kapladı. Tabii orada hızlıca telefonda tanışmış olduk. Dedi ki sen dedi benim arkamdan videolar çekiyorsun, eleştiriyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Hayırdır dedi, gel istiyorsan dedi karşı karşıya gelelim, yüzüme de dedi bunları söyleyebiliyorsan söyle. Gerçekten mi dedim, gerçekten dedi. Hadi dedim o zaman konum gönder dedi. Konum attım, pat bir baktım adam geldi. Vallahi helal olsun dedim yani. Büyük buluşma gerçekleşecek en sonunda. Sonra yüz yüze geldik. Birbirimize doğru yaklaştık. Resmen kafa kafaya geldik. Sonra bizi bir gülme aldı. Şaka yapıyorum. Bunların hiçbiri olmadı arkadaşlar. Doğan Yıldız'la güzelce tanıştık. Telefon üzerinden tanıştık. Sonra tabii ki de biliyorsunuz bizim videolarımız vesaire haliyle kendisi de gördü. Kendi gördü. Onun da hoşuna gitmiş bu videolar. Bir tanışma gerçekleştirdik. Salonumuza geldi. Sağ olsun kendisi. Bu meydan okuma muhabbetleri falan olmadı. Çok güzel bir iletişim kurduk. Kendisi de gerçekten hani ilk etapta gördüğümde şimdi videolar üzerinden nasıl bir kişiliğe, karaktere sahip olduğunu insanların anlamıyorsun. Sizler de benim buradan anlamayabilirsiniz belki. Oturduk birbirimizle muhabbet ettik. Tamamıyla tanışmış olduk tabii ki. Ondan sonra salonu gezdirmek istedim. Kemerlere gözünü dikti. Orayı hızlıca geçtim dedim. Bizim kemerleri de almasın şimdi. Oraya da bir meydan okuma gerçekleştirmesin. Veya diğer dövüşen çocuklar vardı. Hep gözünü kapatmaya çalıştım ki hemen birine meydan okur. Orada bir sorun çıkmasın diye. Tabii şaka yapıyorum. İşin şakasındayım. Valla çok güzel bir buluşma oldu. Ya biz sürekli güldük zaten. İlk etapta birbirimizle gördüğümüzde bizi bir gülme aldı. Haliyle bu da komik bir ortam oluşturdu. Samimi sevecen bir ortam oluşturdu. Samimi sevecen ortamı gerçekten bir antrenmana çevirmek istedik. Zaten ilk telefonda konuştuğumuzda da bunu planlamıştık. Sonra kendisiyle çok güzel bir antrenman yaptık. Bizim hocalarımızdan bazılarıyla eldiven giydi. Güzel antrenmanlar yaptık. Güzel vakit geçirdik. Kaliteli bir antrenman oldu. Kaliteli antrenmanın sonunda da ben de şunu söyleyeyim samimi bir şekilde. Kendisinin suratına da söyledim. Beklediğimin üzerinde çıktı performansı. Güç olarak özellikle. Teknik olarak biraz daha belki eklememiz gereken şeyler var tabii ki de ama güç olarak gerçekten çok takdir ettim ve beğendim. Tekmeleri özellikle gerçekten kaliteli tekmeler atıyor. Doğan Yıldız'ın kendini geliştirmiş versiyonuyla artık 75. maçından sonra karşılaşmış olduk. Ve ciddi anlamda mütevazi biri. Hani bana karşı çok mütevazi ve saygılı, sevgili davrandı. Ben de ona aynı şekilde öyle davrandım. Ve güzel bir arkadaşlık kurduk diyebiliriz. Güzel bir dostluk kurduk diyebiliriz. Benim için önemli olan kısmı zaten şuydu. Sonuçta biz burada onun videolarını izliyoruz. Orada bazı eleştirilerde bulunuyoruz. İşte şaka yapıyoruz. İşte şakalaşıyoruz. Videoyla şakalaşıyoruz. Maçlarla şakalaşıyoruz. Hareketlere şakalar yapıyoruz ama genel olarak tabii ki de onun şahsına hiçbir şey söylemiyoruz. Kötü veya onu eksiye düşürecek. Tamamen organizasyonlarla ilgili konuşuyoruz. Organizasyonların hataları veya dövüşün içerisindeki komik durumlar vesaire. Biraz daha zaten amacımız makara yapmak, muhabbet etmek. Ama bunlara rağmen çünkü bunu herkes kaldıramaz tabii haliyle. Bunu 10 tane Türk sporcudan bir tanesine yap. Mutlaka 9 tanesi bir sıkıntı çıkartır. Niye benim hakkımda böyle konuşuyorsun veya benim videolarım hakkında şöyle yapıyorsun diye. Söyleme ihtimali çok yüksek ama zaten Doğan'ın bu şekilde gelip tanışıp bizzatı olarak böyle bu durumu sevecen ve eleştiriye açık bir şekilde karşılaması zaten beni aldı götürdü orada. Bunu net bir şekilde söylerim. Kendisinin de karakteri bu davranışından sonra o her şeyi desteklediği için kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Mutlaka bu videoyu izleyecektir. Tekrardan ayaklarına sağlık.
Biz de burada bir Doğan Yıldız ailesi olduk küçük bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz maç yaptığı zaman hemen böyle yorumlar geliyor. Abi Doğan Yıldız maç yapmış işte şu maçı hemen değerlen. Bazı kişiler sadece onun için bu kanala giriyor. Hatta Doğan Yıldız kendi ağzıyla şunu da söyledi. Ben maçımı bitirdikten sonra izlemiyorum. Senin videon geldikten sonra buradan maçımı izliyorum dedi. Yok böyle bir şaka yapıyorum. Tabii ki de kendi maçını izliyor. Güzel bir samimiyet oluştu aramızda açıkçası. Ve Doğan Yıldız'ın bu arada perşembe günü bir maçı daha var. Adamın maçlarına gerçekten ayak uyduramıyoruz, yetişemiyoruz. Ben o kadar vakit bulamıyorum. Benim ders verdiğim kadar adam maça çıkıyor. Normalde bir dövüşçü işte 4 ayda bir maça çıkar, 6 ayda bir maça çıkar. Doğan Yıldız haftada 2 kere maça çıkıyor. Bu yüzden bizim de günlük video atma limitimiz YouTube tarafından durdurulacak böyle giderse. Bu perşembe maç yapıyor. Çok iyi hazırlandım dedi. Knockout edeceğim dedi. Goril Mustafa maçında kendimi gösteremedim dedi. Adam dedi kaçtı da kaçtı, biz kovaladık, kaçtı kovaladık. Bir türlü istediğimi dedi yapamadım dedi. O yüzden dedi şimdi perşembe günü elimden gelenin fazlasını, hatta knockout'a doğru gideceğini söyledi. Ama maçın sonunda eğer kazanırsam çok büyük bir sürpriz açıklama yapacağım dedi. Burada bir soru işareti bıraktı herkes de. Bakalım o sürpriz açıklamayı bekliyoruz. İnşallah kazanır maçını. Ama her şeyi bir kenara bıraktığımızda, Doğan Yıldız videolarımızda biz arkadaş olmuş olabiliriz. Belki düğünüme gelecek, evleniyorum 14 gün sonra. Arkadaş olmuş olabiliriz. Bundan sonra vakit geçirmiş olabiliriz. Ama ben düğün salonunda bir maç görürsem eleştiririm abi. Düğün salonunda maç yaparken hakemi kot pantolonu arka cebine cüzdan koyup sağa sola bakıp maçla alakası olmayan bir adam görürsem eleştiririm. Eleştirmekten ziyade ben lafımı esirgemem. Orada onları söyledim. Kendisine de söyledim bunu. Gidip orada garip garip hareketler görürsek biz burada arkadaşlığımız başka, artık iş başka. İkisini ayırdık. Bunların hepsini söyleyeceğiz. O düğün salonu muhabbeti de o da kendisi de dedi ki abi dedi İnanılmaz kalabalıktı ve ciddi anlamda nefes alamıyordum düğün salonunda olduğu için maç. O yüzden kendimi dedi gösteremedim, nefes alamadım dedi, yani oksijen yoktu dedi yerin içerisinde dedi. O yüzden bundan sonra dedi böyle maçlar yapmamaya, daha organizasyonun iyi olduğu, daha üst düzey organizasyonların olmuş olduğu maçlara katılmak istiyorum ve bu maçlar artık teklifleri dedi gelmeye başladı dedi. O yüzden bir daha böyle bir şey görme olanağımız haliyle azalmış oldu. Ama maçları yine objektif bir şekilde burada dayağı en güzel şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız. Çünkü daha alınması gereken çok fazla kemer var. WBC, WBO, WBA hepsi bunlar bitene kadar Doğan muhtemelen bir 50 yaşında olur. Ve meydan okuması gereken çok fazla insan var. Biz antrenmandan sonra yemeğe gittik. Yemekte garsona meydan okudu. Oradan geçen bir tane çocuk vardı. Para istedi, ona meydan okudu. Park yapar, park ederken arabayı ona meydan okudu. İspark görevlisine meydan okudu. Şu an sürekli meydan okuyarak gittik. İşte bir iki tane söyleme sahip döner söyledik. Döneri getirene meydan okudu. Çocuklar Allah razı olsun hiçbiri meydan okumaya evet demedi. Yoksa orada hemen bir maç daha yapacaktık. Böyle olunca Doğan'la yürürken herkese meydan okuyarak yürümek zor oluyor haliyle. En son arabaya bindiğimizde benim arabanın lastiği biraz inmiş. Bir arabanın lastiğine de meydan okudu. Sonra biz arabadan inerken en son bir daha bana bir meydan okudu. Öyle vedalaştık. Ve güzel bir buluşma oldu diyeyim. Bundan sonra ama maçları yine objektif şekilde yayınlayacağız. Kendisiyle zaten artık iletişim halindeyiz. Kapatırken de şunu söyleyeyim. Gerçekten kendisi güzel bir insan. Güzel bir vakit geçirdik. Öyle ben bu camiadan normalde hani gerçekten çok fazla camiamızın içerisindeki insanlarla çok fazla arkadaşlık kurmuyorum. Çünkü yapıları, işte bakış açıları, ne bileyim düşünce yapıları, egoları beni çok rahatsız ediyor. Egosuz, mütevazi insan benim canımdır, ciğerimdir zaten. Yarın bir şey olsa hop koşarım. O şekilde davranış sergilerse biri bana. Bu tarz insanları daha çok seviyorum. Daha çok iletişim kurmayı tercih ediyorum. Çünkü ben de kendimde yapmış olduğum işlere, güçlere bakmadan insanlarla insan gibi sohbet etmeye, insan gibi muhabbet etmeye, başarılarını onları bunları değil veya kendi başarılarımı onları bunları göz önüne sokarak, göze sokarak değil. Öncelikle insan olarak iletişim kurmaya çalışıyorum. Doğan kardeşimiz de böyle bir kardeşimizdi. Ona karşı olan sempatim iki katı daha arttı diyebilirim açıkçası. Ama tekrar ediyorum, her şey objektif olarak tekrardan devam edecek. Tarafsız bir gazete gibi düşünün.
aynı şekilde devam edeceğiz. Videoyu kapatmadan önce Doğan'la birlikte yemek yerken bana söylemiş olduğu bir özlü sözle, Doğan Yıldız özlü sözüyle kapatmak istiyorum. Merak etmeyin, bunda bir meydan okuma yok, tamamen bir özlü söz. Son bir şunu ekleyeceğim, artık outdoor videolar gelecek. Yani dışarıda çekmiş olduğum videolar da gelecek. YouTube'umu biraz daha zenginleştirmeyi düşünüyorum çünkü buradan çok keyif alıyorum. Vakit buldukça sizin için daha önce yapılmamış, daha önce çekilmemiş dışarıda boksla, dövüşle ilgili videolar çekmek istiyorum. Birkaç tanesinin planını yaptım. Umarım onları da bu evlilik muhabbetinden sonra hayata geçireceğim. Doğan Yıldız özlü sözüyle devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bam. Call me a